Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan peş peşe açıklamalar. Avrupa için sonuçları korkunç olacak. AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması kararına tepki gösteren Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Ivan Abramov, bunun Avrupa ekonomisi için korkunç sonuçları olacağını belirtti. Avrupa Birliği, G7 ve Avustralya'nın Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda aldığı karara Rusya'dan tepki geldi. Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikası Komitesi Başkan Yardımcısı Ivan Abramov, söz konusu kararın uygulanmasıyla dünya genelinde petrol fiyatlarının da daha artacağını ifade etti. Senatör Abramov, böyle bir kararın sonuçları belli. Gelişmiş tedarik zincirinin bozulmasına ve dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artmasına çığ etkisi oluşturacak. Rus petrolüne G7 tarafından tavan fiyat uygulamasının Avrupa halkına ve Avrupa ekonomisi için çok ciddi sonuçlar olacak dedi. Avrupalıların bu kararla birlikte soğuk bir kış geçireceğini vurgulayan Abramov, Rusya'nın G7'nin belirlediği tavan fiyattan petrol satışı yapmayacağını ve petrol alışverişi yaptığı ülkelerle ticaretine devam edeceklerini söyledi. Abramov, "Tabii ki petrolümüzü belirlenen bu fiyatlardan satmayacağız. Petrolümüz bizimle karşılıklı yarar sağlayacak şekilde işbirliği yapmak isteyen ülkelere satılacak" ifadelerini kullandı. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ise, ABD ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirerek kendilerinin zarar göreceği bir enerji krizi oluşturduğunu belirtti. Slutsky, AB ülkeleri en çok kendilerinin zarar göreceği bir enerji krizi oluşturuyor ve ABD'yi zenginleştiriyor. Bu politikanın sonuçlarının çok yakında Batı ülkelerinin yetkilileri için acı verici bir bumerang olacağını düşünüyorum dedi. Rusya'nın AB ve G7 ülkelerinin belirlediği fiyatlardan petrol satmayacağını vurgulayan Slutsky, bizim için önemli olan yapay dış sınırlamalar değil, ekonomik çıkarlarımızdır. AB'nin ardından G7 de kendi ayağına sıktı. Rusya yönetiminin temsilcileri, böyle bir kararın alınması halinde petrolün tedarik edilmeyeceğini defalarca dile getirdi diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.